Sevgili seyirciler, Avrupa Birliği'nin ve Belçika'nın başkenti Brüksel'den sevgiler, saygılar. Evet, sevgili seyirciler, bugün 6 Eylül 2020 Pazar. Gününüz aydın, sofranız bereketli, gönlünüz ve yaşamınız hoş olsun sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, bugün şöyle bir giriş yaptıktan sonra tabii ki benim memleketim Sakarya'ya kadar uzanacağız. Eski bir dost, eski bir arkadaş, eski bir gazeteci, aynı zamanda eski bir hakem, eski bir eğitimci, sevgili Erdal Bıçakçı ile birlikte hoş bir sohbette bulunacağız. Ama sakın ha bu sohbeti kaçırmayın. Tabii ki bu yayın başladı. Bu yayını sevgili seyircilerimizin, arkadaşlarımızın, dostlarımızın paylaşmasını rica ediyorum. Çünkü bugün gerçekten çok önemli, gündeme damga vuran konuları, olayları sevgili dostum Erdal Bıçakçı ile birlikte irdeleyeceğiz. Evet, bu canlı yayın Yusuf Çınal Facebook sayfasından yayınlanıyor. Daha sonra bu programı yine Yusuf Çınal YouTube sayfasından da izleme imkanınız olabileceği gibi aynı zamanda Belçika Yeni Haber, Belçika Bel Haber web sitelerinde de haber olarak buralarda görme imkanınız olacak. Sevgili seyirciler, konuğuma merhaba demeden önce şöyle Belçika'ya bir bakalım neler var, neler yok. Belçika'da biliyorsunuz okullar açıldı. Evet, okullar açıldı. İlk orta dereceli okullarla birlikte kreşler kapılarını açtı. Çocuklar gerçekten şen, gerçekten mutlu. Benim de torunlarım okullu oldular. Onların sevincini görmeye gerçekten değer. Evet, okullar açıldı. Sorunsuz olarak eğitim ve öğretim devam ediyor. Şimdi sırada yüksek okullar, üniversiteler var. Eylül ayının sonu itibariyle de yüksek okullar ve üniversitelerin açılması planlanıyor. Tabii ki Belçika'da korona ile ilgili bugüne kadar 9.906 kişinin hayatını kaybettiğini ve son 24 saat itibariyle 215 kişinin hastanelere başvurduğunu, 5 kişinin hayatını kaybettiğini sizlerle paylaşalım. Tabii ki Belçika'nın en büyük yerleşim ve nüfus olarak en büyük kesimi olan Flaman bölgesinde 4.913 kişi, Brüksel'de 1.535 kişi ve Valon bölgesinde de 3.450 kişinin hayatını kaybettiğini sizlerle paylaşalım. Bu arada Türkiye'ye gidip gelenler var. Evet, özellikle şu an Türkiye'de olanlar için söylüyorum. Belçika'da karantina dönemi sürüyor. Belçika'dan yurt dışına gidişlerde özellikle kırmızı ve riskli olarak işaretlenen ülkelere gidişlerde yasak. Ve Türkiye'den gelenler gerek karayoluyla gerek uçakla nereden gelirseniz gelin Belçika'ya geldiğinizde 48 saat içinde test yaptırma mecburiyetiniz var. Evet, bunları söyledikten sonra Belçika'dan bir başka gelişmeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevgili seyirciler, Belçika 26 Mayıs 2019 tarihinde genel seçimlere gitti. Bölge hükümetleri kuruldu. Evet, bölge hükümetleri kuruldu ama maalesef federal hükümet kurulamadı. Şu an korona virüs hükümeti görev başında. Normal olarak Eylül ayında görev süresi bitti. Ama yeni bir gelişme var. 7 parti. Evet, dikkat ediniz. Belçika tekrar uzlaşma kültürünü yakaladı. 7 parti bir araya gelecek ve yeniden federal hükümeti kuracak. Peki hükümette hangi partiler olacak? Parti Sosyalist, Ekolo, yani hem Flaman hem Valon Yeşiller Partisi, Open Velde olacak ve Liberaller, Emer olacak ve diğer partiler. Bakalım Belçika'da şimdi bütün gözler başbakan kim olacak? Paul Magnet mi? Sophie Wilmès mi? Hangisi başbakan olacak? Ve görüşmeler sürüyor.
Belçika'da bir hükümet anlaşması yapılacak. Yani hükümetin öncelikleri belirlenecek ve ona göre yeni hükümet kurulacak. Bu hükümetin dışında Flaman Milliyetçi Partisi N-VA ve CD&V ve SEDAŞ bu hükümetin dışında kalıyor. Aynı zamanda ırkçılar, evet Vlaams Blok Partisi'nin de bu koalisyon dışında kalacağını sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok konumuz var. Hemen sevgili arkadaşım, sevgili dostum ve aynı zamanda da Intermedia Brüksel yayınlarında yazıları yer alan sevgili Erdal Bıçakçı'ya, kendisi iyi bir Sakaryalı, Karasulu ama bugün Hendek sınırları içinde kendi inşa ettiği bir siteden bize seslenecek. Erdal'cığım, selamlar, saygılar, sevgiler, nasılsın? Merhaba Yusuf kardeşim, iyiyim. Sakarya'dan tüm Belçikalı arkadaşlarımıza yani Türk hemşehrilerimizi selamlıyorum. Sizlerin beni bu yayına kabul ettiğiniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Beni buna değerli gördüğünüz için. Estağfurullah, ne demek ya? Evet. Yani benim için aynı zamanda da bu sürpriz oldu. Biliyorsunuz ben amatör bir yazar, yani eğitimciyim aslında. Yani benim görevim eğitimcilik. Ben Evet. Facebook'ta, sosyal medyada yazılarımı genelde halkın eğitilmesi üzerine hiçbir karşılık beklemeden kendi başına yazan bir insanım. Ama siz beni bu arada keşfettiniz. Yani beni ilk objektif olarak değerlendirip keşfeden kişi sizsiniz. Yani Evet. bana daha evvel böyle çeşitli gazetelerden, İstanbul'da geçen de yine Moda'da, Kadıköy'de yayınlanan bir gazete, Moda gazetesinden de böyle bir yazarlık teklifi, Beykoz'da Beykoz'un Sesi gazetesinden yazarlık teklifi falan geliyor ama benim bir özelliğim daha var. Bilmiyorum, konulara biraz erken giriyorum diye çok gezdiğim için yurt Buyur, dışında, ne şurada, demek? burada. Bugün sohbet edeceğiz, doya doya. Yani ben çok gezdiğim için yazarlığın verdiği sorumlulukları yerine getirebilecek bir konumda olmadığım için bu işe soyunmuyorum. Yani bugün Türkiye'deyim, yarın Belçika'dayım, öbür gün Hollanda'dayım, derken Portekiz'deyim, dünyanın bir ucundayım. Nerede olduğum belli değil. Yani bu iş sorumluluk isteyen bir şey. Eğer haftalık veya günlük bir gazeteye bir yazı yazmak istiyorsanız oraya siz her gün o gazeteye bunu mecburen göndermek zorundasınız. Ben de onu kendimde göremediğim için bu zamana kadar bunu denemedim. Kitap yazmamı da önerenler oluyor ama onun da tam yani boş, kendi kendime kalıp da bir boş zaman yaratıp da bunu şey yapamadım. Yani onu da başaramadım ama zamanda ileride bunları yapacağımı düşünüyorum. Evet. Şöyle söyleyeyim size. Şimdi daha doğrusu siz sohbeti yönlendirirseniz daha iyi olur. Benim Tabii, anlatacağım şeyler pek önemli değil. ben bunları Sizin söyledikten yönlendirmeniz sonra daha iyi. Evet. Ama insanların evet. beni tanıması için ben isterseniz şöyle bir kısa özgeçmişimi Evet, biz anlatayım insanlara. Erdal Bıçakçı'yı bir şöyle tanıyalım. Nereden Evet. gelmiş, nereye gider, ne yapar falan. Evet. Bir Erdal Bıçakçı'yı bize tanıtır mısın sevgili Erdal kardeşim? Ya ben Karasu doğumluyum. Annem babam aslen biz yani köken olarak Trabzon Sürmeneliyiz. Ama biz Karasu'nun yerlisi sayılırız. Çocukluğum Karasu'da geçti. İlk ve ortaokulu Karasu'da bitirdikten sonra Ali Dilmen Lisesi'nde. Orada da sınıflarda biraz kalınca haylaz bir, yaramaz bir çocuktum. Tekrar Karasu Lisesi kurulmuştu, Karasu Lisesi'ne. Oradan Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne, orayı da terk ederek tekrar İstanbul'a, işte Marmara Üniversitesi, sonradan da işte ilk önce oranın adı Atatürk Eğitim Enstitüsü'ydü. Sonradan bir yıllık bir master ilavemiz oldu. Orayı bitirdim. Karasu Lisesi'nde 8 yıl öğretmenlik yaptım. Öğretmenlikten sonra baktım bu işler yani ben çok maymun iştahlı olduğum için kendime yeni çalışma alanları aradım. Öğretmenliği bırakarak ticarete atıldım. Şu anda İstanbul'da kendime ait bir şirketim var. Orası kendi kendini getiriyor. Çocuklar işte yeğenler falan orada çalışıyor.
Ben de ara sıra onlara danışmanlık yapıyorum. Öyle dışarıdan işleri yürütüyorum. Bu arada Karasu'nun ilk emlakçısıydım. Benden başka emlakçı yoktu. Sahildeki arsaların %70-80'ini 2 kere satmışımdır. Karasu Spor'a 5 sene başkanlık yaptım. Onları şampiyon yapıp Süper Lig'e çıkardım, bıraktım. Karasu'ya yine yaptığım şeyler olarak, kişisel olarak Karasu'ya Atatürk anıtını yaptırdım. Şehrin merkezine, Atatürk bulvarına. İşte İstanbul'da Karasulu İş Adamlarına ve Kültür ve Dayanışma Derneği adı altında bir derneğin başkanlığını yapıyorum. İstanbul'da 2 tane Sakarya Derneği vardır. Birisi Geyveliler Derneği, birisi Karasullar Derneği. Biz Karasullar Derneği olarak da çalışmalarımıza yine orada da devam ediyoruz. Numune Hastanesi'nin ikinci ortopedisinin tamamını Karasulu iş adamlarıyla beraber birleşip biz yaptık. Yani yaptık derken inşaatı dahil olmak üzere odaları, laboratuvar odaları, röntgen odaları dahil olmak üzere yani benim önderliğimde yapılmıştır. Ve birçok Karasulu'yu, Sakaryalı'yı orada sıra beklemeksizin ameliyat ettirdim, muayeneler yaptırdım. Yani İstanbul'da ben Karasulların bir yani Sakaryalıların milletvekili gibi yıllarca hizmet ettim. Bir Ne sene güzel. Sakaryaspor'da başkan yardımcılığı yaptım, bir sene Sakaryaspor'da. 7 sene Sakarya bölgesinde futbol hakemliği yaptım. Yani birçok şeyler yaptım. Siz demin anlattınız hep eski eski eski. Biraz yeniler var ama hani eskidik doğru yani sonuçta Yusuf Bey kardeşim. Vallahi ya Erdal Bıçakçı, yani bir koltukta bir değil iki değil kaç karpuz ya. Ne güzel. Yani Sakarya'da Bir sözünü kestim ama bir şey söylemek istiyorum. Bu arada İstanbul Üniversitesi Sur Ünleri Fakültesi ile beraber dekan şimdi Tokyo Üniversitesi'nde dekanlık yapıyor. Bayram Öztürk Profesör Bayram Öztürk ile beraber Sakarya Nehri ve Karasu'da Mersin balığının tekrar doğaya kazandırılma çalışmasına 10 yıl sponsorluk yaptım. Bu çalışma harika ya. süresinin sonunda Mersin Balığı Festivali altında bir festival kurdum. Bu festivali kendi İstanbul'daki arkadaşlarımla beraber 5 sene bütün giderlerini karşılamak üzere balıkçıyı ve halkı eğitmek üzere eğitim amaçlı bir festival düzenledik. Bu festivali de Dünya Bankası literatürüne de girmiştir. Ama daha sonra belediye bu festivali baktık ki kendi şarkı festivalinden daha ileriye gidince bu festivali bir gel beraber yapalım dedi. Sonra beni oradan şutladılar yani attılar. Festivali de kapattılar. Festivalde kalmadı. Mersin balığı da yok oldu. Beni atınca balıklar da uzaklaşıp Romanya, Rusya sahillerine, Ukrayna sahillerine göç ettiler. Vay Ve be. Bayram Öztürk'ü de harcadılar. Bayram Bey de kızgınlığından Tokyo Üniversitesi'ne tayini istedi çünkü karısı Japondu. Ve böylece bizim projemizi siyasi olarak engellemiş oldular. Bu balık Karasu'nun geçmişinde Karasu'ya altın yumurtlayan tavuk olarak adlandırılıyordu. Vay be. Bilmiyorum gramının kaç lira olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorum yani. Şu anda 100 gramını Yani 200 ben dolara bizzat 200 dolara senin satıyorlar. o törenlerden birine ben de katıldım. Evet. O yeni mahallede Evet. o Sakarya Nehri'nin Karadeniz'le kucaklaştığı Oğaz'da bütün bunların bir gazeteci olarak tanığıyım tabii ki. Sevgili Erdal, tabii ki Evet. konuşacağımız çok şey var. Biz seninle Evet. aynı zamanda bir eğitimci olarak, Sakaryalıların bir gönül elçisi olarak, eğitmeni olarak, zamanın ilk ofset gazetesi Sakarya Gazetesi'nde de buluştuk. Sen o yıllar Karasu muhabiri olarak Evet. bizimle çalışmaya başlamıştın. Biraz da oradan söz eder misin? Valla o günler çok renkli günlerdi. Rahmetli Semih abi, Necdet benden Necdet büyüktü. Güngörsün, Ben evet. Hüseyin Komise, Allah Semih'ti. rahmet eylesin. Cevdet Bey vardı yine. O Daha da sonra Hakan Cevdet Bey abimizdi. katıldı bize. O katıldı. Yani gerçekten o zaman Günaydın Gazetesi'ne bağlı olarak aynı o formatta çıkan renkli web offset şahane bir gazeteydi. Yani bana göre Türkiye'de yerel olarak çıkan en güzel gazeteydi Sakarya Gazetesi. Çok Ben teşekkür de ederim.
Ben de Karasu'da işte elimden geldiğince deli dolu bir adam olarak en tehlikeli Estağfurullah. haberleri her göze alarak çok tehditler alıyordum o zaman. Yani inan en Yo pis yo yo olayların yo. içine dalıyordum, çekiyordum. Adamlar beni tehdit ediyorlardı falan işte çekme bizi yayınlama şunu bunu. Ben bunları şimdi bakıyorum Karasu'da yani şimdi Adapazarı'nda yerel basın var. Ben bu basını da takip ediyorum. Yani zaman zaman gazeteleri de geziyorum tekrar Sakarya'da. Karasu'daki gazeteleri zaten artık okumamaya başladım. Çünkü haberler artık bizim zamanımızdaki o Sakarya Gazetesi'nin renkli güzel haberleri yok. Sadece işte belediye başkanı tatile çıktı, kaymakam bey şurayı açtı, işte şu şuraya geldi, açılış oldu, işte çocukların kermesi gibi. Yani suya sabuna dokunmayan haberlerin yanında bizim o zamanki Sakarya Gazetesi'ni düşündüğüm zaman ne kadar ilerideymişiz biz Yusuf Bey. Yani Vay be, kardeşim ben de. vay be. Yani, Ne büyük yani. ideallerimiz vardı. Evet. Sakarya'yı köy görüntüsünden Adapazarı'nı Evet. değiştirecek, Karasu'yu İstanbul'un, yörenin Bodrum'u yapacaktık. Ne büyük ideallerimiz vardı, değil mi? Ben orada birkaç sefer ben Karasu'da bir diskotek ilk diskoteği ben açmıştım sahilde. O diskotekte Sakarya Gazetesi'nin adına güzellik yarışmaları falan seçmiştim. O güzellik yarışmalarında Amerikalı yarışmacılarım vardı. Hiç unutmuyorum. İkinci olan bayanın ismi de Birit'ti. Yani o zamanlar benim garsonlarım da Almandı. Bulaşıkçım da Almandı. Yani o Bye. zamanlar Karasu'ya yüzlerce, binlerce yabancı turist akın eder gelirdi. Ama hiç betonarme bina falan yoktu. Her yer çadır turizmi veya en lüksü ahşap barakalardı. Yani bizim zamanımızda Barakalardı, evet. benim dediğim diskotekler de yani bizim diskotekler gibi diskotek değil işte çalıdan ama kalite olarak çok yüksek yani şey Muazzamdı yapıyordu. O ya. zamanlar Ya. işte Sakarya Gazetesi adına da orada gazetenin hani reklamı olsun diye de geceler düzenliyorduk. Necdet de bana bir şeyler, Necdet abi bir şeyler gönderiyordu hediye hediye ver diye. Öyle bir şeyler yapıyorduk. Yani güzel renkli günler yaşadık gazeteyle Evet. de beraber. Aslında hani o zamanlar bu işte para da yoktu. Biz hani gazete haber başına diyelim 150 kuruş, 2 lira, 3 lira, 5 lira, 10 lira Ay bir şeyler veriyorlardı bize o ay. zaman. Ay Ya ay. aslına bakarsan olayın biz amatör ruhuyla bu işi yapıyorduk. Hiçbir zaman yani para ikinci plandaydı. Başarılı olmak, işte o yolda yürümek gibi ideallerimiz olsa bile baktık ki biz buradan bir yere gidemeyeceğiz galiba. Yani biz bu işi başaramayacağız. Siz de Brüksel'e döndünüz. Oradan bir takım şeyler ben sizi takip ediyordum. Evet. Ulusal basına da değişik haberler gönderiyordunuz zaman zaman. Evet, Ben sizi izliyordum evet. oradan ama Brüksel'e yani sosyal medya yok, telefon yok. Nasıl ulaşacağım ben Yusuf Çinal'a? Evet. Sevgili Erdal, Evet. yani tabii ki Akyazılılar ve Karasulular bizi mazur görsünler ama sen ve ben iki maço Evet. ilçenin temsilcileriyiz. Benim aklıma hep Evet. şey geliyor. Ben o sahilleri çok severdim. Kerpe, Kefken, Kumcuaz, efendim, Karasu, Koca Ali. O yöreleri tabii ki yörelerdeki deniz kültürünün hakim olması için, o boğulmaların önlenmesi için insanlarımızın denizden, kumdan, güneşten faydalanması için çok büyük çabalarımız oldu. Hatta ben o Karasu'ya şiirler yazdım. Masmavi bir deniz, köpük köpük dalgalar hep aklıma geliyor. Karasu'da martılar. Tabii ki oraya bir martı işareti de yapıldı şimdi. biraz Erdal'cığım, biraz denizden söz edelim. Karasulu, Sakaryalı denizine neden sahip çıkamadı, çıkmıyor sevgili Erdal. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Sakarya'nın en büyük problemi Sakarya Nehri'dir. Sakarya Nehri Batı Anadolu'nun tüm illerinin, ilçelerinin, köylerinin atık ve pisliklerinin Karasu'dan, Sakarya'dan Karadeniz'e döküldüğü bir noktadadır. Evet. Bu konuda şahsım olarak yıllardan beri mücadele ediyorum. Nehrin
Mersin balığı projesiyle beraber, çünkü balığın yaşayabilmesi için temiz suya da ihtiyacı vardı. Ama ne Kesinlikle. yazık ki bunu başaramadık. Sakarya, yani şunu söyleyeceğim, Sakarya'nın temizliği için hiç kimse bu zamana kadar ciddi bir adım atmadı. Siz takip ediyorsunuzdur belki. Her yıl ya da her 2 senede bir, 1 yılda 2 sefer önceleri şeker fabrikasının kimyasal atıkları Sakarya Nehri'ne verilirdi. Şimdi tekstil firmaları, yani organize sanayi bölgelerindeki tekstil ve diğer fabrikalar atıklarını Karasu'ya gönderiyorlar. Maalesef. Karasu'ya, yani Karasu'nun Sakarya Nehri ağzına baktığınız zaman size plastik atıkların yanında suyun kalitesini de hiç anlatmama gerek yok. Siz de görmüşsünüzdür. Kapkara bir Evet. su. İçinde balıklar zaman zaman suyun üzerine ağızlarından oksijen yetersizliğinden salmaya çalışıyorlar. Hiç kimse burayı değerlendirmiyor. Biliyorsunuz dünyada küresel ısınma hızla artarak sürüyor. Susuzluk Orta Doğu'da ve Türkiye'de kurak, yaşanmaz bölgeler olacak diye bunlar devamlı dünya basınında da yayınlanıyor bu haberler. Evet. Şimdi bakıyorum, koskocaman bir nehrimiz boş yere akıyor. Fakat biz bu nehrin içine fabrika atıkları, kimyasal atıkları, kanalizasyonlar gönderip duruyoruz. Elimizdeki bu hazineyi şu anda dünyada bana göre 5-10 sene sonra fazla gecikmeyecek. Araçların elektrikli araca dönmesiyle yakıtın, yani fosil yakıtların kullanımının azalmasıyla Orta Doğu'nun hiçbir önemi kalmayacak iklimsel değişikliklerle. İnsanlar suya kavuşmanın, suyun peşinde mücadele edecekler, su savaşları. Bugün PKK ile bizim verdiğimiz mücadelenin temelinde de su savaşları yatar. Orta Doğu'daki su bölgesi, Fırat ve Dicle Nehri'nin suları yatar. Şimdi Evet. bizim elimizde Sakaryalılar olarak bir Sakarya Nehri var. Fakat bu Sakarya Nehri'nden biz hiçbir şekilde faydalanamadığımız gibi Sakarya Nehri'ni daha da berbat hale getiriyoruz. Kurban bayramlarında sizin buraya gelmenizi isterim, görmenizi isterim. Benim Sakarya Nehri'nde balıkçı teknem vardır. 50 seneden beri ben aynı zamanda bir balıkçıyım. Biz iskelemizde otururken işkembeler, kelleler, hayvan atıkları, özellikle Kurban Bayramı'nda halkımız tarafından, bilinçsiz halkımız tarafından suya atılıyor. Bunların önüne geçen kimse yok. Bunları düşünen kimse yok. Köylerimizdeki tüm kanalizasyon sistemleri foseptiğe dayanır. Yağışlı havalarda foseptikler açılır derelere. Derelerden Sakarya Nehri'ne, Sakarya Nehri'nden Karadeniz'e açılır. Biz Karasu'da turizmin merkezi diye, işte turizm cenneti, Kuzey'in Bodrum'u diye hava atarız ama bana göre çok yakın zamanda buralarda denize girilmeyecek bir hal alacak. Şimdi plajın ben size, siz de kaç doğumlusun bilmiyorum ama benden aynı dönemlerin Aynı insanısın. kuşağız Eski Rüzerdal. Karasu'yu biliyorsunuzdur herhalde. Eski Bilmez Karasu'daki miyim altın ya? gibi kumsal. Evet. Hawaii'de yaşamışız, farkında değildik Hawaii'de. Şimdiki Evet, Karasu'yu evet. ben Karasu olarak denize bile bakamıyorum. İçindeki taşları görünce, sahildeki o beton binaları görünce inan bakamıyorum, nefret ediyorum. Eski Karasu'yu düşünüyorum. Biz Hawaii'de yaşamışız ama farkında değilmişiz. Buradan yani yine Karasu'yu ve Sakarya'yı değerlendirecek olursak, yani deniz olarak yine bir yaptığımız çalışmayı size anlatmak istiyorum. Bundan 8 sene evvel Londra Üniversitesi'nden bir Türk profesör, ismini şu anda anımsayamıyorum, Karasu'ya götürdük. Karasu'da Karasu kumunun laboratuvar araştırmalarını yaptı bu hoca, öğretim görevlisi arkadaşımız ve sonradan tekrar Türkiye'ye geldi. Bizim İstanbul'da dernek toplantımıza katıldı ve bize bir briefing verdi. Şöyle demişti: Karasu kumu dünya romatizmal hastalıklar için en değerli kumdur. Tedavi edici özellikleri olan, içindeki mineralleri falan filan bize hepsini saydı ve dedi, siz
Eğer kara suyu sahilini kuma hiç dokunmamak üzere kumun bitim noktasından gerilerde romatizmal hastalıkları için oteller ve tedavi merkezleri kurarsanız bu otellerle siz dünyanın en üst sıralarında yer alabilirsiniz. Ama Aynen. siz bu sanayi, bu yapılaşmayla giderseniz kara suyu ve kumu her şeyinizi kaybedersiniz. Şimdi kara suyu kaybetmek üzereyiz. Kara suyu zaten merkezde kaybettik. Kocaeli'yi kaybettik. Ama bir tek Denizköy tarafımız kaldı. Oraya da işte ulusal savunma sanayi diye bir temel attılar. İşte Kibar Holding bir yer aldı orayı sanayiye. Yine İhsaniye Köyü'nü tamamen sanayiye çevirici. Herkes bütün arsalar satıldı. Üçüncü, dördüncü ellere gitti. Yani artık yani talana hazır hale geldi. Yani biz son bakışlarımızı yapıyoruz artık Karasu'ya, Sakarya Nehri'ne. Sakarya Nehri biliyorsunuz şu anda İstanbul'a da su veriyorlar zaman zaman. Çok hatalıdır, bu su içilmez. Arıtmayla İstanbul'da evlere veriliyor. Bundan diş bile fırçalanmaz Sakarya Nehri'nin suyuyla. Ama bu Vay be. mecburen Melen'den yetersiz olunca Melen borularından Sakarya Nehri'ne takviye yapıldı. Ama çok güzel bir şey. Fakat ben belediye başkanlarına sesleniyorum buradan. Büyükşehir Belediye Başkanı'na, valimize, diğer illerin valileriyle, belediye başkanlarıyla, köy muhtarlarına kadar birimlerle bir araya gelip toplantı yapıp Sakarya Nehri'ni kurtarmamız bizim en büyük görevimiz, insanlık görevimiz. Yani bu nehri kaybettiğimiz zaman nasıl Nil Afrika'ya hayat verir, Sakarya Nehri de bizim bölgemize hayat veren en önemli unsurlardan birisidir. Ama kimse bunun farkında değil. Karasu'ya, nehir kenarında balık yemeye giderler. Otururlar, sigara içerler, çöpünü iskeleden nehre atarlar. Peçetesini, kirliliğini, balıkçı şeyi de çöpünü. O restoran sahiplerini biliyorum. O artıklarını onlar da suya atıyorlar. Yani rezil bir durumdayız bizim. Yani Evet. tutacak hiçbir dalımız kalmadı bizim. Ama Maalesef. geliştik zannediyoruz. Son model arabalar alıyoruz. Evlerde mutfaklar, koltuk takımları, plazma televizyonlar, 1000 kanallı uydu antenler, kendimizi gelişmiş zannediyoruz. Ama biz yaşadığımız yeri yok ediyoruz. Maalesef. Bilmiyorum, bilmiyorum. Bu Maalesef. tatmin edici bir cevap oldu mu? Konu biraz dağıldı ama Evet. yani yine Yok. sağdan soldan size Çok bilgilendirmek istedim. teşekkür ederim. Yani ben de senin sayende hafızamı bir kez daha tazeledim. Benim de zaten dairem var Karasu'da. Ben de tatillerde 2 ay, 3 ay gelip Adapazarı merkezde Karasu'da biraz da Akyazı'da kalarak o eski günlere gitmenin heyecanını yaşarız. Tabii ki senin anlattıkların çok önemli. Umarım yetkililer, hükümet, kim varsa siyasiler bu konuşmalarımızı dikkate alır. Evet. Milletvekillerimiz, muhalefet milletvekilleri, iktidar milletvekillerimiz bu konuyu çok yani bir ilim milletvekili ne iş yapar ya? Koskocaman nehire hiç bakan bir tane bu zamana kadar ne belediye başkanımız ne milletvekilimiz çıkmış. Ne iş yapar? Muhalefeti de bir iş yani bir iş yapmadı, iktidarı da bir iş Şimdi yapmadı. Yani iktidarı suçlamayalım. Ondan evvel de muhalefet de vardı, aynı şeyleri yaşıyorduk biz. evet, aklıma şey geldi sevgili Erdal'cığım. Tabii bunları paylaşmamız lazım. Zamanın Sakarya Valisi Aydın Gökener Belçika'ya geldi. Belçika'da onu kanallarla, limanlarla ilgili gezdirdim. Bir de Hollanda'ya geçtik. Hollanda'da da gezdik, tozduk. Bana şunu söyledi. Dedi ki biz Sakarya Nehri için bir fizibilite raporu hazırladık. Ulaşımdan faydalanmak istiyoruz Sakarya'dan dedi. Tabii ki bütün bu projeler detaya çok girmiyorum. Havada kaldı. Sakarya Nehri geçtiği illerden ta Karasu'ya kadar müthiş bir şekilde kirletiliyor. Üzerine yeni HES'ler yapıldı. Kirlilik had safhada ve maalesef o İl valilerinin, belediye başkanlarının, efendim kaymakamların umurunda bile değil. Ama senin de söylediğin gibi Sakarya bizim göz bebeğimiz. Yani Sakarya akar, Sakaryalı bakar anlayışından çok daha sıyrılmamız gerekir.
Az önce bir şey söyledin. Geç Tabii kaldım. ben senin o söylediğin o Barakalı sahildeki o deniz mevsimini hatırladım. Ne farklıydı. Ne sevgi, ne coşku, ne saygı vardı. Taciz falan yoktu yani. Şimdi bir Kesinlikle. bakıyorsun Sakarya Kocaali'deki bir fındık işçileri kavgasıyla ülke gündemine geliyor. Abartı var, egzajere var, siyaset var, herkes bir taraftan tutuyor. Ne oldu, ne gitti? Hadi çık işin içinden. Efendim valilik el koymuş, jandarma el koymuş. Yani nedir bu sevgili Erdal'cığım bu son Kocaali'deki Mardinli fındık işçilerinin oradaki işveren yani fındık sahibiyle kavgasının altında yatan gerçek nedir? Ben ülke sorunlarına veya bölgesel sorunlarına baktığım zaman bunları böyle kişilere şu andaki olaylarla yorumlamayı pek sevmiyorum. Her Doğru. şeyin başında Türkiye'de en büyük problemimiz Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi cehalettir. Bizim mücadele etmemiz gereken en büyük düşman cehalettir. Ülkedeki son yıllar diyelim, yani ben bunu çok eskilere dayandırıyorum. Yani bir tek bunu AKP hükümetleri dönemindeki uğraşlardan, daha önceki dönemlerden başlayarak Doğru. ülke insanını cahilleştirme diye bir süreç yaşadık biz. Şu anda Türk insanı çok kültür seviyesi açısından, eğitim seviyesi açısından dünyadaki OECD raporlarını falan okuyorsunuzdur. Eğitimde 157. dünyada Türkiye. Kültür seviyemiz belli. İnsanlarımızın kitap okuma oranlarını biliyorsunuzdur. Okuma oranı, yılda bir kitap okumayan çok insan tanıyorum ben. O Evet. gittiği okuldaki ders kitabını bile okumayan insanlarla yaşıyoruz biz. Yani şimdi Kocaeli'deki olaya baktığın zaman Kocaeli'deki olay bana göre, yani arkadaşlara telefon açtım. O bölgede yaşayan arkadaşlarla görüştüm. Siyasi olduğunu sanmıyorum. Evet. Ama Türkiye'deki insanlarımızın veya siyasetçilerimizin bir kavgadan sonra her olayı bir siyasi temele dayandırma hastalığı var. Maalesef. Örneğin yani Ankara'dakiler birbirlerine yapınca sen FETÖ'cüsün, öbürüne işte sen PKK'lısın, HDP ile görüştün gibi suçlamalar. Şimdi bizim burada Aynen. fındık topladı. Şimdi bir fındık, ya her insan aynı değil. Ne yapıyorsun? Bir fındık bahçesinin sahibi. İşçi iyi çalışmıyor, problem yaşıyor. Bunlar kavga ediyorlar kendi aralarında. Basit bir olayı bu sefer karşındaki hani Kürt politikacılar bunu alıyorlar, getiriyorlar. Kürt milliyetçileri diyelim, ırkçıları diyelim, bunu getiriyorlar. Bir işte Türkler bizim insanlarımızı, işte Kürtleri dövdüler, darp ettiler, işçi hakları, işi biraz kola mola kaydırarak. Yani aslında o onu dövdü, tamam mı? Ama bizimki, yani bizimkilerin demeyeceğim, ben kimseden yana değilim, ben insanım. Yani ben kendimi Kürt, Türk, Laz, Çerkez diye sınıflandıramam. Bizim en büyük hedefimiz insan olabilmek. Biz O insan kadar. olamadığımız için bu sorunları yaşıyoruz. Yani şimdi Maalesef. işçileri dövmek çok kötü bir olay. Ama olayın yansımasına baktığın zaman insanlar bunu herkes kendi açısından değerlendirmeye çalışıyor. Birisi çıkıyor sosyal medyada, işte biz burası Sakarya, burada işte Kürtler bilmem ne yapamaz. Biz milliyetçiyiz. Öbürü diyor vay işte bakıyorum işte Kürtlerin hani sayfalarına, HDP'lerin hani paylaştıklarına bakıyorum. İşte zavallı insanlar darp edildi. İşte onlar Kürt oldukları için bunlara böyle yapıldı. Aslında olayın temelinde cehalet yatıyor. Yoksulluk yatıyor. Ekonomik darboğaz yatıyor. O Düşünebiliyor kadar. musunuz? Siz şimdi, ben Belçika'yı çok iyi biliyorum. Avrupa'yı her yerini biliyorum. Arabayla 40 sefer geldim. Ben Avrupa'nın gitmediğim noktası yok. Siz şimdi İsviçre'de, Belçika'da, Lüksemburg'da, sizin komşunuz Hollanda'da, efendim Fransa'da mevsimlik böyle köle gibi minibüsün içine tıkıştırılmış, uyduruk yataklarla yola çıkmış, efendim çilek toplamaya gelen diyelim orada
Başka sizin ne topluyorsunuz bilmiyorum orada pek. Böyle tarlalara çalışmaya gelen, böyle sefil çadırlar içinde yatan, şimdi Karasu sahiline gidin, o, Kocaeli sahiline gidin. İnsan o yataklarda yatmaz. İnsan o evlerde barınmaz. Yani işçi geliyor, işçi tamamen affedersiniz ben burada bir sürü hayvan bakıyorum. Ben hayvanlarımı çok güzel kaplarda yemek yediriyorum. Çok güzel yerlerde yatırıyorum. Benim evim kedilerimin emrinde, köpeklerimin özel kulübeleri var. Ben onlara en iyi şekilde bakmaya çalışıyorum ama gittiğim zaman o doğudan gelsin, batıdan gelsin. İşçi getiriyorsun. Bunlar zaten 21. yüzyılda olmayacak şeyler. Yani işçileri Maalesef. oradan taşı. Yani git fındık topla. Fındık toplarken az topladın, iyi toplamadın. Bana kötü davrandın. Hadi oğlum al aşağı vur yukarı vur. Kavga, gürültü. Yani bunlar komik. Yani trajikomik. Ağlanacak halimiz var ülke olarak. Şimdi dünya batı bizi kıskanıyormuş. Bunlarla bizi batı kıskanır mı bu insan yapısıyla? Ben olayın hiç şeyine bakmıyorum. Bazıları milliyetçi açıdan bakıyorum. Milliyetçilik bu değil. Bakın Yusuf Bey, milliyetçilik çok farklı bir şey. Milliyetçilik Tabii. nedir? Sakarya Nehri'ne, Sakaryalı Sakarya Nehri'ne sahip çıkıyor mu milliyetçi? Sakarya'daki Gitti. yaban hayatına sahip çıkıyor mu? Sakarya'daki tarımda zirai ilaçlar kullanırken, işte ot ilacı fındığın altına atılırken, insanlar zehirlenirken buna karşı direniyor mu? Çevre kirliliğine Sakaryalı karşı çıkıyor mu? Milliyetçilik bu. Yoksa milliyetçiyim ben. Ne milliyetçisin? Ezan susmayacak, bayrak inmeyecek, at nutuğu, ondan sonra ye her türlü haltı. Bu arada milliyetçilik olmaz. Size bir örnek anlatsam acaba vaktimiz müsait mi? Ne demek ya? Bugün pazar, Erdal Bıçakçı Bakın yıllar evvel Karasu'da tercümanlık yapıyorum. Dışarıdan gelen bir tek yabancı dil bilen benim. Çünkü ben Karasu Lisesi, ortaokulunda lisesinde okurken Barış Gönüllüleri diye Amerikalı öğretmenlerimiz vardı. Dört tane İngilizce öğretmenimin dördü de Amerikalıydı. Ben çok şanslıydım. Şimdi veliler İstanbul'da çocuklarını yabancı öğretmenlerde okutmak için binlerce lira harcıyorlar. Biz buna o yıllarda bedava sahip olmuştuk ve İngilizceyi ne bize güzel. gerçekten öğretmişlerdi. Ve Karasu plajına bir yabancı geldiği zaman Karasu Belediye plajında belediyenin bir anons merkezi vardı. Belediye şey danışma merkezi. Oradan anons yaparlardı. Erdal Bıçakçı lütfen müdüriyete gel. Çünkü konuşabilen kimse yoktu. Ben de o günkü öğrendiklerimle gelen yabancılara yardımcı olurdum ve büyük dostluklar elde ettim. Alman arkadaşım var, Bobby ve Axel diye. Bu arkadaşlarım 30 yıl üst üste Erdal Bıçakçı'dan sebep Karasu'ya gelmişler. Esen Bodrum'da otururlar. Bodrum ilçesi Esen eyaletinde. Ben devamlı onlara giderim. Onlar Karasu'ya gelir. Ve bu arkadaşıma bir gün ziyarete gittim. 30 yıl sonra ziyarete gittim. Bekardı. Axel ismi. Beraber dedik ki bu akşam evde yemek yiyelim dedi. Tamam dedim. Markete gitmiştik. Markette yemek ya şey alışveriş yapıyoruz. Yoğurt da alalım dedim. Tamam mı? Yoğurtları gördüm. Yunan yoğurtları falan vardır. Böyle çok sevdiğim bir yoğurt türü. Ben tabii yoğurt alırken son kullanma tarihine bakıyorum yoğurdun. Son kullanma tarihi en erken olan yoğurdu seçmeye çalışıyorum. Yani şeye bakıyorum. Yani üretim tarihi en son olanını seçmeye çalışıyorum. Çünkü en tazeyi alayım diye. Ben onu seçtim. Axel geldi, bir baktı, bu olmaz dedi. Ne olacak dedim, gitti onu koydu. Üretim tarihi en eski olan yoğurdu aldı. Bana dedi ki, eğer dedi biz dedi bu yoğurtları almazsak dedi, bu yoğurtlar çöpe gider dedi. Ülke ekonomisi, Alman ekonomisi bundan dedi zarar eder dedi. Sen Türkiye'de git bakalım marketlere gir. İnsanlar nasıl alışveriş yapıyorlar? Alırken son kullanma tarihine nasıl bakıyorlar? Ülke menfaatini düşünerek alışveriş yapan bir tane Türk var mı? Vay be, Ben nereden nereye? Japonya'ya gittim. Tokyo'da şeye trene bineceğim. Temizlik işçileri treni bekliyorlar. Tren temizlikçileri. Tren geldi, bütün işçiler eğilerek trene selam veriyorlar. Saygı gösteriyorlar. Trene saygı gösteriyorlar. Sordum, bu orada bir Japon vardı. Sordum, bu ne diyor? Bunlar parayı trenden kazanıyorlar. Onun için trene saygı göstermek zorundalar bunlar. Evet. Yani, bunu yapmadan kimseyi sokmuyorlar. İş disiplini, vatan sevgisi, bunlar çok farklı şeyler. Bizim ülkemizde sorsan herkes milliyetçi, herkes vatansever.
Ama vatansever derken işte bizim Akyazı Karasu ormanlarından bir şey kaldı mı geriye? Fındık bahçesi hepsi. Of, o kayın ağaçları, ormanlar, Ya. ayılar, kurtlar, ceylanlar, geyikler hiçbir şey bıraktık mı? Hepsini yok ettik. Bütün doğal güzelliklerimizi Ya yok ettik. Kumu yok Sakarya'da ettik. kuş kalmadı Hoş kalmadı. ya. Yani milliyetçilik nasıl oluyor anlamıyorum ben. Hay Milliyetçi hay demek. ya. Şimdi Anladım. sokağa kadın, geçen sene Karasu'ya gittim. Yolda, bulvarda yürüyorum. Kadın çocuğunla beraber portakal soyuyor. Portakalları, soyduğu portakalları yere atıyorlar. Onların peşinden git, portakal kabuklarından onları yani takip etsen bulursun. Ulan bir baktım kimse de esnaftan esnafta ses yok. İlerledim, hızla gittim, kadını durdum. Dur bir dakika dedim, durdum. Ne top atıyorsunuz sen bunları dedim yere dedim. Utanmıyorsunuz mu dedim. Gidin toplayın bunları dedim. Beni resmi görevli zannettiler. Böyle hani Türk milleti sert konuşanları şey zanneder ya korkar. Eller yukarı desem ellerini yukarı kaldıracaklardı. Gittiler o portakalları teker teker kaldırdılar oradan esnaf. Aa, bravo bıçakçı, bravo bıçakçı. E siz ne yapıyorsunuz dedim. Neye itiraz etmiyorsunuz? Çünkü onlar da çöplerini yola atıyorlar. Anladınız mı? Yani böyle bir Maalesef, milletiz. Biz de maalesef. milletçilik. Onun için Kocaeli'deki olaylara gelecek olursak Kocaeli'deki olaylar biraz abartılı, biraz şövenist duygularla ortalığa saçılmış olaylar. İki taraf da bunu kullanmaya çalışıyor. Hem Kürtler kullanmaya çalışıyor, hem de bizim milliyetçiler işte Batı'da işte böyle şey olmaz falan değil. Olay aslına bakarsan bunlar cehalet olaylarıdır. Halkın Maalesef, yapısı, maalesef, kültür seviyesi bu maalesef. kadar. Ben böyle Şimdi, değerlendiriyorum. Yoksa o dedim ki olurmuş. Bizi beni ilgilendirmiyor. evet Erdal'cığım, bu güzel bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bir başka konuya da gelmek istiyorum. Şimdi, burayı kapatırken şunu söylemek istiyorum. Senin o not düştüğün yıllarda başta Kefken, Kerpe, Cebeci, Karasu, Kocaeli olmak üzere o yörelere hatırı sayılır İngiliz, Alman ve yabancı turistler gelirdi. Maalesef doğayı o kadar bozduk, o kadar kirlettik, o kadar içine ettik ki adamlar artık gelmiyorlar. Nereye gelecek? Hiçbir Yani zaman. gelip de ne yapacak? Kuma çıkıyorsun, domates atıkları, kağıtlar, karpuz kabukları, pislik, bırakıp gidiyorlar. Ve maalesef o güzel kumsalın, o güzel mavi denizin, o güzelim Sakarya Nehri ve maalesef o Mudurnu Çayı, Maden Deresi ve diğer derelerimizin kıymetini bilen de kalmadı. Ormanlara, yaylalara gittik, betonarme evler diktik. Konuşacağımız çok şey var ve ben buradan senin son yılın Bir not buyur. söylemek istiyorum sen kumsaldan bahsettin Buyur. diye. Karasu sahilinde kum kalmadı. Kumu Karasu Belediyesi, Karasu beton işletmecileri, Karasu inşaatçıları ve herkes burayı el birliğiyle yok etti. Karasu Belediyesi'nin kamyonları gece çalışarak bundan 10-15-12 sene evvel bugün Sarımsaklı plajı, Ayvalık plajının kumu Karasu plajıdır. Karasu sahil kumudur. Karasu'dan taşınmıştır. Büyük kamyonlarla, tırlarla taşınmıştır. Yine Alanya'da plajın ismini unuttum. Yine Karasu'dan gitmiştir. Karasu'da kum seviyesi denizle eşit seviyeye geldiği için şu anda Karasu'yu su basma tehlikesi vardır. Küresel ısınmayla sular yükseliyor. Kıyıdaki kum tamamen yok edilmiş ve herhangi bir aşırı rüzgarda deniz yolun üzerine kadar çıkmaktadır. Bu kumu Maalesef yok eden bir de o limanı Karasu yaptık buraya. Belediyesi'dir. Kumu yok ettik, bitirdik. Kum mum yok. Yok, Yani bunu da doğru. belirlemek. Bir de liman yapılınca Sakarya'nın o akış debisi de yok edildi. Maalesef şimdi gelecek kuşaklara tabii ki bakalım neyi miras bırakacağız. Sevgili Erdal'cığım, senin son yazın çok ilginçti. Gerçekten Şıh tarikat üzerine muazzam bir yazım var. Bu yazıyı sevgili okurlarımız www.belçikayaturist.com web sitesinden senin sayfandan ve bizim
Yusuf Cinal Facebook sayfasından bulabilirler. Tabii ki cahillikten söz ettikten sonra bu ülke işte dervişler, tarikatçılar, müritler ülkesi değildir diyen Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ne büyük tespit yaptığını, düne bugüne ne büyük damga vurduğunu son olaylar bize maalesef gösteriyor. İşte Akyazı'daki bir tarikat mensubunun işlediği olayla ilgili senin muazzam bir yazın var. Yani tarikat neye denir, şeyh nedir, şık nedir, bunlara biat etmeli miyiz, bu tarikatlara girmeli miyiz? Bütün bunlara cevap veriyor ama kısaca bu son Akyazı'daki olaylardan da söz etmeni istiyorum Erdal'cığım. Şimdi olaylara ben bakış açım genelde kişiler veya tarikat bir tarikata bakarak veya bir şeyhe bakarak değerlendirmek istemiyorum. Evet. Esas önemli olan genel tabloya bakmak gerekiyor. Türkiye'deki genel tabloya ve yapılmak istenen şey nedir? Şimdi ben Doğrusu Akyazı'daki olaya baktığım zaman Akyazı'da şeyh ismini söylemeyeceğim. Yayın yasağı geldi biliyorsunuz ama kim bilmeyenimiz yoktu. Akyazı'daki şeyhin orada yaşamasının tek suçlusu vardır. Akyazı halkıdır. Yani burada şeyhin suçu yok ki. Şeyhin ben hayatını okudum. Haydarpaşa Lisesi'ni bitirmiş. İşsiz kalmış. İşsiz kalınca da bakmış ki bu işler prim yapıyor. Gidip kendine şalvar, cübbe, sarık, marık almış. Hem Bir de iki de ağzı yeşilinden. laf yapmış. Evet yeşilinden bunları kapalı çarşıda bulmanız mümkün. Sizi de şey yapabilirim aynı zamanda. Allah'ım ya. Hani bütün aksesuar satılıyor. Şu İstanbul'da üstleri yoğun olarak satılıyor. Yoğun olarak da talep var aksesuara. Çok kişi mücadele ediyor Türkiye'de şu anda şeyh olabilmek için. Çünkü ekonomi bozuldukça, işsizlik arttıkça insanlar çıkar yol olarak kendilerini dini bir kanala sokmak istiyorlar. Yani buna baktığınız zaman Akyazı, Karasu, Sakarya'nın bütün ilçeleri, Düzce, buraları sen hatırlarsın. Akyazı eskiden daha farklı anılırdı Türkiye'de. Karasu çok daha farklı anılırdı. Sakarya, Adapazarı merkez, Türkiye'nin en gelişmiş İstanbul'dan sonra illerinden birisiydi. 5-6 sinema salonu, her hafta bir tiyatro, konserler, giyimler, çok güzel düğünler, orkestralar. Sakarya bir kültür merkeziydi ve bir mozaik kentiydi. Yugoslavya'dan göç edenler, Bulgaristan'dan göç edenler, Arnavutluk'tan göç edip gelenler, Batı kültürünü getirenler, işte Doğu kültürüyle Batı kültürünün harman olduğu bir yerdi. Ve sahilde, sen de hatırlıyorsun Karasu sahilindeki kalite ile şu andaki kalite arasında büyük farklılıklar vardı. Şimdi bakıyorsunuz insanlar, okullar eğitimle gericileştiriliyor. Okullarımıza bakıyorsunuz imam hatip okullarına çevriliyor. Bütün okullar imam hatip olarak isim değiştiriyor. Karasu'da çok komik bir olay var. Namık Kemal İlkokulu'nu, İlköğretim Okulu'nu Namık Kemal İmam Hatip İlkokulu yaptılar. Namık Kemal bir vatan şairidir. Bunun İmam Hatip'i anılmıyor. Çok büyük bir komedi, tezahürattır. Yani böyle bir şey olamaz. Şimdi bu okullarda yetiştirilen çocukları biliyorsunuz. Yazları açılan Kur'an kurslarını biliyorsunuz. Bu Kur'an kursları çocukları yetiştirmek için bir eğitim kurumu değildir. Kur'an kurslarında size Arapça anlamayı öğreten bir kurslar değildir. Sadece papağan gibi Arapçayı okumayı öğretirler size. Ama temelinde dini de öğrenemezsiniz. Dini öğrenmek çok farklı bir şeydir. Ne yazık ki bu ülkenin insanı dini de bilmiyor. Ben 4 yıl İslam tarihi okudum. Karasu Lisesi'nde din derslerini öğretmenliği yaptım. Liselerin din dersine girdim. Ayrıca yıllarca dinler üzerinde araştırma yaptım. Ve Evet. dini neden ama yaptım? Çünkü bana gelip bir camiye gittiğim zaman hoca şu günah bu günah
bilmem ne sevap bu sevap dediği zaman acaba bunlar doğru mu? Bunların temeli var mı diye kendi kendime merak ettim. Bir din adamının karşısına çıktığım zaman ona cevap verebilecek bir güce sahip olmak istedim. Ve bunu şimdi onlardan daha iyi yapıyorum. Benden bir din adamlarını özellikle seçiyorum din adamlarıyla tartışma ortamları yaratmak için ama bu tartışmayı onları küçümsemek için değil. Belki onlardan da öğreneceğim yeni şeyler vardır. Tartışmalardaki amaç karşılıklı bilgi edinme ve bilgileri güçlendirme olmalıdır. Yani Doğru. tartışma karşındaki adamı aşağılamak için, rezil etmek için bizim televizyonlarda akşamları bakıyorsunuz. Yani her akşam kadrolu yorumcular var Türkiye'de. Sanki gündemi belirleyen o adamlar var. Onlardan başka Türkiye'de gündemi Ya. belirleyecek adam yokmuş gibi. Her akşam birbirlerine de kavgalar, mavgalar, işte bağırtılar, hakaretler, seviyesiz konuşmalar. Yani birbirlerine isimle hitap etmeler ben bunu da doğru bulmuyorum. Yani bir tartışmada Yusuf, ben sana şimdi Yusuf Bey diyemem. Ya Yusuf Çınal sayın, Yusuf kardeşim, Yusuf Bey böyle konuşmamız lazım. Karşılıklıcım ya da samimiyetten ama farklı bir tavır var orada. İnsanlar bunlardan ders alarak yetişiyorlar. Çocuklar bunları kendilerine örnek alıyorlar. Bunlar çünkü toplum önderi olarak kabul ediliyorlar. Yani eğitim sistemimiz okullarda çok kötü çünkü öğretmen yetişmiyor. Öğretmen yetiştiren okullar kapatıldı. Köy enstitüleri kapatıldı. Öğretmen okulları kapatıldı. Eğitim enstitüleri kapatıldı. Bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Ben Atatürk Eğitim Enstitüsü mezunuyum İstanbul'da. Bizim okulumuzda müzik, resim, beden eğitimi bölümleri vardı. Bu bölümlere, İngilizce bölümlerine, bu bölümlere öğrenciler yetenek sınavıyla alınırdı. Yani resim öğretmeninin resim yapma kabiliyeti var mı diye bakılırdı. Müzik Aynen. öğretmeninin bir enstrüman çalıyor mu? Efendim bu bir Kesinlikle. yeteneği var mı? Yani şimdi bizim okulumuza Karasu Lisesi'ne beden eğitimi dersine bir öğretmen gelmişti. Ben de beden eğitimi öğretmeni olmadığı için yedek olarak Karasu Lisesi'ne beden eğitimi derslerine giriyordum. Bu arada 1980 yılı Sakarya bölgesi iş salonumuz olmadan kız voleybol takımı şampiyonu yapmıştım o takımı. Bütün Sakarya Lisesi'ndeki tüm takımları yenmiştim. Bizim kapalı sporumuz yoktu. Hepsinin vardı. Bizim giyimimiz bile yoktu. Yani bunu da araya sıkıştırmış olayım. Öyle bir öğretmen geldi ki öğretmen yeteneksiz 1,30 boy var. Ya belli bir santimetre aranırdı beden eğitimi bölümüne girmek için. Hani belli bir boy, kilo, atletik yapı ve bir de branş aranırdı. Atletizm, işte aerobik dediğimiz o şey, jimnastik, işte futbol, voleybol, basketbol ne biliyorsun diye sorarlardı o sınavda öğrencilere. Şimdi bakıyorsun önüne gelen yetenek, metenek yok. Herkes öğretmen. Bir öğretmen olurken bile bize soru soruyorlardı. Konuşmaya, sınıfa girdiğin zaman öğrencilere ses tonuyla bu adam o sınıfta hakimiyet kurabilir mi? Buna bakılıyordu. Evet. Şimdi adam Türkçe öğretmeni, edebiyat öğretmeni gelmiş, doğudan gelmiş. Erzurum'dan ben karşılaştığım bir olayı söyleyeyim. Yani bakıyorsun adam gidiysen geliysen diyor. Yani şive konuşuyor Türkçeyi. Ama Karasu Lisesi'ndeki çocuk İstanbul Türkçesi konuşuyor. Ve çocuklar bizim hani daha ziyade ben Karasulu olduğum için beni yakın bulurlardı. Hani komşularının oğluydum ben. Abileriydim. Hocam ya bizim öğretmen konuşamıyor, Türkçeyi konuşamıyor diye çocuklar eleştirirdi. Neden eleştirir? Çünkü öğretmen yani belli bir sınavdan falan geçmemiş. Onu torpille, morpille veya puandan abidik gubidik falan filan öğretmen olmuş. Adamın o dersi verecek yeteneği yok. Hani bunların hepsi Evet. birleştiği zaman ne olur? Öğretmen, siz biliyorsunuz öğretmen kaç lira maaş alacak, çocuğuna mı bakacak, elbise mi alacak, kitap mı alacak, öğretmenin gezmesi lazım, tiyatroya gitmesi lazım, sinemaya gitmesi lazım, kültürle beslenmesi lazım öğretmenin ki çocuklar öğretmenlerine bakıp onu idol olarak kendilerine Görmesi seçsinler. lazım. Görmesi lazım öğretmenden. Öğretmenin anlattıkları hikaye boş ver. Öğretmen nasıl yaşıyor ona bakıyor çocuk. Öğretmeni kendine idol olarak kabul ediyor. Hangi öğretmeni kendinize idol alırsınız şimdi? Yani hepsini ben aynı yere atmıyorum. Ama genel tabloda öğretmenlerimiz çok yetersiz. Bu yetersizlikler de işte öyle Mardinli işçiyi dövmelere gidiyor. İşte öbür tarafta trafikte birbirleriyle saygısız. O onu geçecek. Ben beni seni geçeceğim. Silahlı
olaylar, birbirini öldürmeler. Yani bunlar olacak gibi değil. Karı koca işte kadınların cinayete kurban gitmesi, çocukların tecavüzlere uğraması. Yani bu ülkede büyük devrimler yapmak lazım. Yani Atatürk devrimleri ne yazık ki gerçekleşmeden karşı devrimler yok edildi. Tamamlayamadım. Evet. Yok edildi. Şimdi sevgili Erdal kardeşim, tabii ki anlatacağımız, konuşacağımız çok güzel şeyler var. Biz seninle sabaha kadar da konuşuruz. Tabii ki Sakarya gerçeklerinden, kendi yöremiz gerçeklerinden hareket ederek bizim A veya B partisiyle bir işimiz yok. Biz Hayır. zamana notlar düşüyoruz. Ülke gerçeklerini konuşuyoruz. Tabii ki burada yapılması gerekenleri de yapıyoruz. Şimdi bir arkadaşım şöyle söyledi. Ya dedi, keşke Erdal Bıçakçı Karasu Belediye Başkanı olsa. Olsa ama yani kurtlar, çakallar bırakırlar mı abi? Yani maalesef benim aklıma şu geliyor. Bütün bunları konuştuktan sonra işte bu televizyondaki etki ajanları, bu tetikçiler, bu partilerin konuşmacıları, kalemşörleri, bir bakıyorsun iktidar partisinden bir tane konuşmacı yok. Ya kardeşim, sen iktidarsın, çoğunluksun. Bir bakıyorsun iktidar partisinin ortağından da milletvekili yok. Peki bu millet kimi dinleyecek? Kimi anlayacak? Yani yeni idolleri bu gençlik nasıl belirleyecek? Yani sen son biliyorum Lizbon'a, Avrupa ülkelerini de geziyorsun. Ya biz Avrupa'yı gördükçe Avrupa'nın güzelliklerini, buradaki yapılması gerekenlerin ülkemizde de yapılması gerektiğini düşünerek bir şeyler söylüyoruz. Dolayısıyla bize birisi çıkıp bir madalya verecek değil. Yani biz diyoruz ki ya kardeşim, Karasu'nun kumunu değerlendirelim. Denizini değerlendirelim. Nehrini kirletmeyelim. Fındığını güzel bir şekilde toplatalım. Eğer bu fındık toplamaya gelenlere orada istihdam olarak evine ekmek götürmek için Sakarya'ya gelmiş işçilere, eğer Sakarya Valiliği, Sakarya Kaymakamlığı bir yer gösteremiyorsa, çadır kuramıyorsa, onlara su, tuvalet ihtiyacı sağlayamıyorsa, biz ne işe yararız kardeşim? Yani Duş ondan nerede yapacak sonra bunlar? Duş nerede yapacak bu insanlar? Yataklarını bir görseniz, yani ilk çağda mağarada yatan insanlardan kötü durumdalar. ya Yani böyle bir şey maalesef olamaz yani. ben başka bir şeye Bu normal değinmek ama istiyorum. bunlar Yusuf Vitam anladın mı? Bunlar normal görülüyor. Yani bu vaziyet normal görülüyor. İşin kötü Ya yanı bu. bunlar yani insani açıdan normal değil. Ben sevgili Erdal kardeşimin yani evindeki hayvanlarla nasıl onlara sevgi gösterdiğini, nasıl sorumluluk üstlendiğini biliyorum. Çünkü benim de burada torunlarım köpek besliyorlar. Ama o köpeğe nasıl davranacaklarını gidip öğrendiler. Onu veterinere nasıl götüreceklerini, onunla ilişkileri nasıl olacak? Bütün ailece bunun eğitimini aldılar. Yoksa o köpeği öldüreme, yani bakamazlar. Uzatmayalım. Bir Sakaryalı arkadaşımızın burada köpeği öldü. Köpeği gitmiş en yakın toprağa gömmüş. Bir hafta sonra polis geliyor. Köpek nerede? İşte hastalandı. İyi de köpek nerede? Tabii köpeği diyor gömdüğünüz yerden çıkarın bakalım. Ya kardeşim, bu köpek veterinere gitmiş. Orada ciplenmiş. Bilgi kaydı var. Sen bu köpeği alıp köpeği diyor getirin. Bizimkiler köpeği oradan alıyorlar. Daha derin bir yere gömüyorlar. Polis yine geliyor. Hani aşağıdan, yani cehalet maalesef buralara kadar geldi. Biz Avrupalı Türkler olarak o kadar çok sorunlarımız var ki dilimizde tüy bitti. Ama biz bundan yılmadan
devam edeceğiz. Son olarak neler söylersin sevgili Erdal kardeşim? Valla benim söylemek istediğim şeyleri aşağı yukarı anlattım ama bizim sorunlarımız öyle bir saatlik falan sohbetlerle Daha devam çözülecek edeceğiz gibi inşallah. anlatılacak gibi değil. Ama sen hayvanlardan konu açınca ben hayvanseverlik hakkında bir şey söylemek istiyorum. Müsaade edersen Ne şimdi demek? Buyur. dünyada ve Türkiye'deki hayvanseverlik. Şimdi iki tür hayvanseverlik var yani. Şimdi hayvan deyince Türkiye'de artık sokaklarda biliyorsunuz bir kedimiz, köpeğimiz kaldı. Demin anlattığım Akyazı'da kuş kalmadı. Yani göçmen kuşlar biliyorsun Hollanda'da, Belçika'da yanınıza nehirlere konuyorlar, insanların yanına konuyorlar. Siz onlara yemek veriyorsunuz, kuğulara, ördeklere, kazlara. Evet. Bizim Türkiye'de ne yazık ki serçe, güvercinleri artık rahatlıkla öldürüyorlar yani av hayvanı statüsüne girdi. Ve hayvan bırakmadık. Şimdi bir tek hayvan dediğimiz zaman aklımıza şey geliyor. Hani kedi köpek besledim ya da kediye köpeğe yemek verdim mi tamam hani hayvanseverlik yerine gelmiş oluyor. Ama aslında hayvanseverlik bu değil. Geçen sene ben şeydeydim, Masai Mara'daydım, Kenya'daydım. Kenya'da bir rehberim vardı, Sai Mutsumi diye siyahi bir rehber. O sordu bana işte beni gezdiriyor. Timsahlara gidiyoruz, işte zürafalara, aslanlara, çitalara, doğal hayatın içinde, kapalı bir arabanın içinde geziyoruz falan. Bana sordu dedi ki Türkiye'de hayvan var mı dedi, sizin orada hangi tür hayvanlar var dedi. Ben dedim ki kedi Hay köpek Allah. var dedim. Ben dedim ki kedi köpek var dedim. Orada dünyanın bütün hayvanları var da Masai Mara dediğimiz yer 150 bin kilometre karelik bir alan. Nasyonel Düşün park. yani. Hemen yanında arada Mara Nehri vardır. Mara Nehri'nin karşısı da Serengeti. 200 bin kilometre karede Serengeti, Tanzanya toprakları. Tamam mı? Bunlar buralarda hayvanlar büyük göç yolları vardır. Göç ederler sürekli. Tabii binlerce çeşit hayvan var. Koruma altına alınmışlar. Ama doğal hayatlarını yaşıyorlar. Ama bizim Türkiye'ye geldiğimiz zaman hayvanseverliği işte kediye köpeğe yem vermek, kediye köpeğe barınak yapmak olarak değerlendiriyor. Aslında hayvanseverlik hayvanı kendi coğrafyası içinde muhafaza etmek, kendi yapısı içinde içgüdüsel olarak ne yapması lazım hayvanın? Avını bulması lazım. Hayvan orman bırakmamışsın hayvanın avlanacağı, mağara bırakmamışsın hayvanın barınacağı. Hayvanı şehirde, apartmanların aralarında hayvanlar şimdi dolaşıyor. Bunlara borçluyuz biz. Bu hayvanlar yaşam alanlarını bizler yok ettik. Bu hayvanları bizler borçlu olduğumuz için herkes bunlara bakmakla mükellef. Devletin özel bu hayvanlarla ilgili kanun çıkarması lazım. İsteyen izliyorsunuz hayvanları öldürüyorlar. İşte hayvanları yakıyorlar. Televizyonlarda, sosyal medyada, haberlerde falan görüyorsunuz. Bunları artık bir kanunla bu hayvanlara hiç olmazsa kalanlarına sahip çıkmamız lazımken bize ne oluyor? Geyik avına 21 bin lira. İşte yok karacayı öldürene, dağ keçisini öldüren 30 bin lira. Bir de biz parayla bunları yabancılara o hani Gülüp lazerli nokta atış veriyoruz, nokta peşkeş çekiyoruz. yani hayvan onları da satıyoruz ya. Bu kadar dünyada bu kadar vahşi bir toplum olamaz ya. Afrikalı bizden medeni ya. Ya Ya. samimi söylüyorum Afrika'da birçok yere gitmişimdir. İnsanların evleri yok, barınacak Masai köylülerinden gittim, şeflerinden, mağaralarında, toprak evlerinde kaldım. Onlar diyor ki bizim en çok saygı duyduğumuz şey otlar ve hayvanlardır diyor. Evet. Ot diyor, varsa hayvan var diyor. Hayvan varsa diyor yaşam var diyor. Onlara saygı gösteriyor. Bir tane diyelim bufalo öldürdüğü zaman köylü karnı doyduğu zaman ikinci bufalayı alıp buzdolabına koymuyorlar. Evet, Anladın mı? Yani böyle sevgili. hayvansever olarak buradan insanlara şunu sesleniyorum. Ben buradan hani bizi dinleyenlere hayvanların doğal ortamlarını mümkünse bölgesel olarak şeyde var Hollanda'ya geçin yaban hayatı size çok yakındır. Yaban hayatı için yaban öküzleri, yaban inekleri, yaban atları var. Onlar için bölgeler ayırmışlar. Ve Kuşlar Belçika'da da zaten aynı. orada çok özgür.
Onlar için bir de otobanların üzerinde hayvan geçiş noktaları vardır. Karşıdan karşıya geçiş köprüleri falan Kesinlikle. vardır. Yani bunların hiçbirisi yok. Bu hayvanlar bizim yaşam kaynağımız. Bu hayvanlar da yok olduğu zaman biz neyle yaşayacağız ya? Hayvanları Evet. öldürerek, bitirerek yaşam olur mu? Yani buradan insanlara seslenmek istiyorum. Lütfen hayvan türlerinin çoğalması için mücadele edin. Yok edilmesi için mücadele etmeyin. Yani hayvanları şu anda biz borçluyuz. Kedilere borçluyuz, tavuklara borçluyuz, köpeklere borçluyuz. Dünya hepimizin, bütün canlıların ortak bir Evet. malıdır. Bunu ortak Onlar olarak da kullanmamız gerekiyor. doğru. Onlar da dünya mirasının bir parçasıdır. Ben bu Bir şey daha anlattığım söyleyeyim. Bir şey daha söyleyeceğim. Tek kelime. Hani evet. ben bir daha konuşacağım. Ne demek? Ne demek? Buyur. Sakarya'yla bağlayacağım. Şu Sakaryalıların gerçekten hani Sakarya'ya sahip çıkmaları gerekiyor. Yani denizine, gölüne, Sapanca Gölü'ne, nehrine, hayvanına, ineğine, bitkisine sahip çıkması gerekiyor. Milliyetçi Sakarya milliyetçi bir ildir dememiz için bizim bunları yerine getirmemiz lazım. İnançlıysak da bunları yapmamız lazım. İnanç gereği gelecek kuşaklara da iyi bir Sakarya bırakmamız gerekiyor. Bunun için buradan hani son sözüm eğer bölümü kapatacaksak ben Evet. herkese siz söyleyin konuşun ondan sonra ben veda Evet, edeyim. şöyle söylüyorum. Şimdi bu hayvan sevgisi üzerine tabii ki konuştuk. Benim aklıma ne geldi biliyor musun sevgili Erdal? Evet. Sakarya'da bir dönem deve kervanları vardı. Sakarya'da, Denizköy'de, Akyazı'da ve o deve kervanlarının geçişlerini zevkle, çocuksu gözlerle Evet. izlerdik. Daha Evet. sonra Sakarya'nın mandaları vardı, camısları vardı. Sakarya'nın Evet. o ovalarında, çamur vadilerde şey yapardı, gidip oralarda dinlenir, otlanırdı. Çatal Köprü'nün, vakıfın ve budakların, o yörenin mandaları çok meşhurdu. Yok. Evet. Ve Sakaryalı'nın atları vardı. At koşuları düzenlenirdi. Sapanca'da, Akyazı'da ve diğer yörelerde. Maalesef bunları Sakaryalı bitirdi. Ve artık doğasını da bitiriyor. Ta yaylalara betonarme evler dikildi. Efendim, Türkiye'nin en beceriksiz kesimi siyasetçiler, oy için her şeye göz yumdukları için insanımız da önüne geldiğini yapıyor. Dere yataklarına ev yapıyor. İşte Giresun'da gördük. Ondan sonra ne oldu? Sel aldı. Yarın da seni yel alır kardeşim. Evet. Evet, bana hatırlattın onu. Çocukluğumuzda Karasu Deniz Köyü'ndeki Türkmenler kış gelirken develeri birbirine bağlı olarak önde bir eşekle Aynen. Antalya'ya doğru, Horozlara doğru yola çıkarlardı. Onları hiç olmasa bir şey daha söyleyeceğim ben sana. Hani Buyur. konular bitmiyor. 2-3 sene evvel şeye gitmiştim. Kanada Kingston diye bir yere gitmiştim. Melbourne'den Toronto arasında bir yere gitmiştim. Yok, pardon, Melbourne değil. Montreal'le şey arasında ve burada nostaljik olarak bu kara tren dediğimiz hani buharlı kömürle çalışan trenler vardı ya, bunları sergiliyorlar ve çalıştırıyorlar. Hani belli kesimlere insanlar o geçmişi hatırlasın diye. Biz ise geçmişimizi tamamen belleğimizi silmek üzere çalışıyoruz. O bizim kara trenlerimizi Sakarya'nın simgesi olmuş. Hani şeyden Arifiye ile şey arasında çalışan o kara trenler, onların sesleri, buharları, çuf 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 sesleri, dehşet güzelliklerdi o trenler. Şimdi hiçbir tane kalmadı. İnsan oraya 2-3 tane bırakırdı. Geçmişin o kara trenlerini gençlik şimdiki insanların da görmez şansını yakalayabilirdi. Onları da yok ettik. Hiçbir şey kalmadı. Evet. Eski evlerimiz yok oldu. Dediğiniz gibi hayvanlar, atlar, yarışlar, kültür yok oldu. Düğünler yok oldu. Baksana düğün Maalesef. salonları,
Kimse evinin bahçesine falan düğünler, horonlar tepilir, oynanır, işte yemekler yenir falan filan. Herkes işte şeyi düğün salonunda takı törenleriyle hiç eğlence olmadan düğünler bitiyor. Neyse Evet. çok şey anlatırız da vaktimizi Evet. insanları da böyle yormayalım fazla uzun sohbetlerle. Evet. Sevgili Erdal Bıçakçı'yı bugünkü konuğumdu sevgili seyirciler. Bizi izlemek için tabii ki size vereceğimiz adresleri can kulağıyla dinleyiniz. Evet, biz Intermedia Brüksel yayınları olarak internet ortamında iki tane sanal gazetemiz var. www.belcikayenihaber.be ve www.belcikabelhaber.be. Bu iki yayınımızın yani bugünkü yaptığımız canlı yayını aynı zamanda Yusuf Çınal YouTube sayfamızdan da izleyebilirsiniz. Ben sevgili konuğum Erdal Bıçakçı'ya çok teşekkür ediyorum. Eski günlere gittik. Tabii ki bugünle yarını karşılaştırma imkanı bulduk. Eğer vatandaşımıza, insanımıza bir şeyler verebilmişsek ne mutlu bize. Tekrar bizi izleyen sevgili Erdinç Uçar'a, Hasan Eryörük, Hakan Deniz, Fatma Çetin ve Mefani Yüksel'e, Gül Avcı Kurt'a ve adını burada bizimle paylaşmayan bütün seyircilerimize çok teşekkür ediyoruz. Gününüz aydın, sofranız bereketli, yaşamanız hoş olsun. Sevgili Erdal, sana da çok teşekkür ediyorum. Hoşça kal. Ben de teşekkür ediyorum. Güzel bir sohbet oldu. Bütün izleyenlere, herkese, Belçika'ya, Brüksel'e çok selam, sevgiler. İnşallah bu pandemi salgın geçtikten sonra orada karşılaşmak üzere. İnşallah Çok teşekkür ediyorum. bekleriz her zaman. Bu arada Karasu'daki dostlarımıza da sevgi ve saygılar gönderiyoruz. Evet sevgili seyirciler, hoşça kalın. İyi günler.